Değerli izleyiciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına %26 zam yapıldı. Yani 59.000 TL'den 74.500 TL'ye yükseltildi. 2019'da geçerli olacak bu maaş. Biz de bu soruyu vatandaşlara sorduk. Bakalım bu zam hakkında neler söyleyecekler, hep birlikte izliyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına %26 zam yapıldı. Bu konu hakkında neler söyleyeceksiniz? Abi, yorum yapmıyorum. Niçin? Yorum 59.000 lirayken 74.000 lira, evet, 500 TL yükseldi. Haberim var, okudum. Yani devlet bu durumdayken, yani halk düşük durumdayken Cumhurbaşkanı'na bu kadar zam yapılması bence kötü bir şey yani. En azından %1 yapılsaydı anlardık de, yani ülkede bir sıkıntı var, o gerçek. Ama %26 çok fazla yani bir şey için. Evet. Yani ne çok fazla. Cumhurbaşkanına ne kadar zam yapılmalı? Ya devletin bütün imkanları elinde olduğu için aslında zam yapılmasına hiç de gerek yoktu bence. Çünkü ne istese elindeydi bütün her şey devlet olduğu için. Yani bence işte gerek yoktu %26'ya. Ve bu gitgide arttığı için, yani yıllar geçtikçe artacak o %26, %30'a, %40'a çıkacak. Yani hiç gerek yoktu bence. Vallahi onu seçim geldi. Seçimden sonra herkes görecek kimin ne olduğunu, ona göre bir karar verecek. Nasıl yani efendim? Zam yapılmalı mıydı? Şimdi ben şahsım olarak bir şey demiyorum ama şu an mali seçimler var biliyorsun. Evet. Bu seçimlerde millet, toplumun, halkın kararı herkes görecek, ona göre siz de bakacaksınız. Ne şekil karar verdiğini ona göre herkes daha isabeti görmüş olur. Yani hiç yani bu konularda konuşmak istemiyorum. Neden ama? Da, yani bazıları işçi, bazıları emekçi. Yani haksızlık olduğunu düşünüyorum. Yapılmalı mıydı bu zam? Yani devlet işlerine karışılmaz ama yapılmaması gerektiğini düşünüyorum. Öyle yani. Yapılır. Ne düşüneceğim yani? Yapılır, Cumhurbaşkanı sonuçta. Yapılmalı mıydı bu zam? Ya bilmiyorum. Son zamanlar 9.000 TL'den 74.500 TL'ye yükseltildi. Ben bilmiyorum yani, 74 alacağını tahmin etmiyorum. Ne kadar alır? Daha az daha. Yani biraz abartıyor herhalde. Haberlerde bu çıktı ama. He? Haberlerde çıktı bu. 2019 için efendim. 2019'da. 50 tane yayın seyrediyoruz kardeşim. 50 tane. Yani hangi birisine inanacağımızı şaşırdık. Yalan haber mi bu? Yalan haber yapıyor. Öbürü başka haber yapıyor. Yani bilmiyorum. Peki nasıl değerlendiriyorsunuz böyle bir zam bir Cumhurbaşkanı için? Yani o kadar fazla yani. Yani 74 lira. 74 bin lira. Zam yapılmalı mıydı? Şu anda inan turizm şoförü. Yani şu anda haberi de seyretmiyorum 2-3 gündür. Bilmiyorum. Yeni mi yapıldı zam? Evet, dün. Dün yapıldı. Yeni bütçeye göre efendim 2019'da Cumhurbaşkanı Erdoğan maaşı 74.500 TL olacak. Şimdi kendisi açıklama yap. Yani açıkladı mı benim maaşım bu kadar oldu diye? Sizin açıklamasına gerek yok. Bu yok, gerek yok beyefendi. Zaten bütçe kanununda bu yapılan bütçe görüşmelerinde bu belirlendi. Ben şimdi yani inanmıyorum öyle şeylere yani. Şimdi bilmediğimiz için. Demek ki evi geçindiremiyor. Demek yetmiyor, ondan yaptılar. 9.000 TL'den 74.500 TL yükseltildi. Yani hiç, bence hiç hoş bir durum değil. Yani neden? Yani şu an asgari ücret ne kadar? 1603 lira. 1603 lirayla onu kıyaslayınca yani arada çok devasa bir fark var yani. Zam yapılmalı mıydı? Bence yapılmamalıydı tabii ki de yani. Komik bir soru. Ben milletin bekası için konuşursam eğer, bu zam fazla. Ben hatta şu an Suriyelileri almaya bile karşıyım. O kadar mesela emeklilik yaşa vuran insanlar varken ya da biz öğrenciler şu an hani çok sıkıntılar yaşayaraktan evimizi geçirmeye çalışırken yani bu zam yani çok dolası bir gereken bir zam olduğunu düşünmüyorum. Peki ne kadar olmalı? Ya ne kadar olmalı? Ya, makul tabii ki de hani biraz daha yüksek olmalı ama hani hatta ne bileyim sonuç olarak bu ülkenin başında olan bir kişi ülkenin geleceğini düşünmesi için aslında bunu gönülden bile yapabilmeli. Normal. Yapılmalı mıydı bu zam? Yok, şu an bulunduğumuz duruma göre yapılmaması lazım ama. Ama normal dediniz. Normal yani, yapacak bir şey yok. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu zamma ihtiyacı var mı sizce? Var demek ki, yapmış. 2019'da 59.000 TL'den 74.000 TL, 74.500 TL yükseltildi bu rakam. Maaşı. Evet. 15.000 TL zam yapıldı. 15.000 TL. Yani enflasyona göre %9 yapsan aynı paraya denk gelir. Normal karşılıklı. Yani şimdi asgari ücret 1600 lira mı? 200 lira atıyorum bana zam yaptılar. Onun maaşına göre de çıkan para o çıkıyor. Makama göre diyorsunuz. Yani. Yani insanlara yapılan haksızlık yani, ne bileyim.
Yapılmalı mıydı bu zam? Yok yani çok 59 milyar mı demiştiniz? O bile yani boş. Ne kadar olmalı? Yani maksimum tamam Cumhurbaşkanı da 10-15 olsun yani. 59 bile çok. Ki 74'e yükselmiş. Yani bunu halka da yapmaları lazım. Sadece kendilerini düşünmemeleri lazım. O kadar. Hiç iyi düşünmüyorum. Niçin? Ama ne yapayım? Yani hayat pahalı. Yapılmalı mıydı peki bu zam? Hayır. Yapılmamalıydı. Cumhurbaşkanı olduğu için olabilir ama yani ben çok fazla diyorum. Fazla mı? Mesela tabii biz devlet memuruyuz. Biz mesela %3 senede iki sefer zam veriyorlar. Bir 7. ayda bir de 1. ayda. %3. Ben, tabii ki %3. Peki ne kadar zam yapılmalıydı? Bir cumhurbaşkanının maaşına ne kadar dediniz? 26 milyar mı? 26 milyon zam yapılıyor. %26. %26. Bize yapılıyor %3. Ben de devlet memuruyum. Çok. Çok. Erdoğan'ın bu zamma ihtiyacı var mı? Yapılmalı mıydı sizce? Bence yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına %26 zam yapıldı. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Benim haberim yok. Televizyon izlemeyeyim. Sağlıkçıyım ben. Takip etmiyor musun? Yok. Gündemi neden değil. Ama? Sağlıkçıyım. Çalışırım. Bu açıdan takip ediyorum. Haber okumuyor musunuz? Takip etmiyor musunuz? Neden zamanım yok çünkü. Vallahi çok şey söylenecek aslında da. Yani ben memlekete gidiyorum. İstanbul'dayım 15 yıldır. Artık yani hep cepten yemeye başladık. İşçiye, memura, emekliye hiçbir şey yok. Cumhurbaşkanı da normaldir. %20, %25. Onlar her şey zaten devletin onların elinde. Yapılmalı mıydı bu zam peki? Sizce yapılmalı mıydı? Ben size soruyorum. Kameranın önünde yorum yapamam. Tabii ki yapılmamalı. Yani gerçekten vatandaş sıkıntılı bir dönem yaşıyor. Bu dönemde yani %20 yapılmaması gerekir. %26 mı? Evet. Yapılmaması gerekir. Şu durumda meclisteki yani vatandaşın meclise gönderdiği milletvekillerimizin hazineye katkıda bulunmalı gerekir diye düşünüyorum. Ben bir vatandaş olarak bunu düşünüyorum yani. Ama tabii ki onlar her şeyi kendi tarafına yontuyorlar. Bana göre öyle yani. Hayırlı olsun. Ne diyebilirim ki? Bu kadar. Yapılmış, değil mi? 59 bin TL'den 74 bin 500 TL'ye yükseltildi. Hak ediyormuş ki vermişler. Yapılmalı mıydı bu zam? Hayır, ona karar ben veremem ki. Bir vatandaş olarak bunun hakkında bir şey söyleyeceğiniz bir şey yok mu? Hiç mi? Çünkü karar merci ben değilim ki. Veren de ben değilim. Siz oy verip seçiyorsunuz. Efendim? Siz oy verip seçiyorsunuz. Ha, o oy meselesi sandıkta olan biten. Bu konuyla ilgili söyleyeceğiniz bir cümleniz vardır herhalde. Evet. Diyeceğim bir şey yok. Çok teşekkür ederim. Tüm çalışanlara yapılması lazım. Bilhassa emeklilere. Emeklilere %50 zam yapılması lazım. Enflasyon şu anda %24 gözüküyor ama herkese %26 yapılmalı mı? En az. Bu yani, mümkün mü sizce? Emeklilere %50 yapılmalı. Mümkün mü? Enflasyon %50. Bu mümkün mü peki? Mümkün tabii. Yapılabilir mi? Para bulunur. Bütçede para çok. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yapılan bu zam sizce uygun mu yoksa daha mı az, daha mı fazla olmalıydı? Vallahi giderini bilemiyorum ne kadar gideri var. Onun kendi bütçesidir. Ama herkese hakkı oranında zam yapılmalıdır. Herkese %26. Yani. Valla onlar için normal ama bizim için zor. 59 bin TL'den 74 bin 500 TL'ye yükseltildi. Evet. Yapılmalı mıydı bu zam? Valla yapılmamalıydı bu zam. Bu zam yapılsa da emeklilere de yapılması gerekiyor. Şöyle bir de emeklinin maaşından 100 lira kesip yani Suriyelilere yardım yapıyorlar. Yapacak bir şey yok yani tek başına bir krallık. Bir şey diyemeyeceğim. Cumhurbaşkanı benim canımın içi, ruhum. Ben çok seviyorum onu. Helal olsun. Ne düşünüyorsunuz bu zam konusunda? Helal olsun diyor. Yapılmalı mıydı? Çalışan insan, onun gibi insan yok. Ben onu çok seviyorum. O benim kalbim. Çok mu seviyorsunuz? Evet çok seviyorum. Zam yapılmalı mıydı? Onu çok seviyorum. Her şeye değer. Onun gibi bir lider bulunamaz. Ama ben sevip sevmenizi sormuyorum. Maaşı soruyorum. Olabilir, olabilir. Helal olsun. Çalışana helal olsun. 59 bin TL'den 74 bin 500 TL'ye yükseltildi. Yani haksızlık bence. Yapılmalı mıydı bu zam? Yapılmamalıydı. Yani bunca aç vatandaş varken, yani işsiz varken, yani gereksiz buluyorum.